millet öyle görülür. Onun için yapılanın bir faydası olmadığı için, milli gelire de yansımadığı için hep bu sorunlar çıkıyor. Ben gelecek yani muhalefetten daha rüşvet, yolsuzluk, haksızlık bunlar kalkacak bir. İki, şimdiye kadar yapılanlardan da hesap sorulmasını istiyoruz. Asıl sorun o. Şimdi hele kabul et ki körpüyü sen öyle verdin geçiş üzerine. Bu kadar yanılma payı olur mu? Al sana 40 bin geçiş, sallama. Ya halbuki 20 bin de geçmiyor. Demek ki bunda bir hile, bir oyun var. Ben onu düşünüyorum. Bunlar kamulaştı mı, el koyuldu mu Türkiye enflasyon durar ve düzlüğe çıkar. Buraya kadar gelmemizin sebebi şu anda baştakiler denilebilir ama tabii bütün suçu da onlara yüklemek de anlamsız. Yılların içinde getirilen değişik düşüncesiz yapılan politikaların sonucunda bu noktaya gelmiş bulunuyor. Yerine bu memleketin varlıklarını satmak, onları gözden çıkarıp onlara devretmek, var olanların hepsi bitti. Örneğin eskiden bir Sümerbank vardı. İnsanlar gidiyordu, alıyordu, ayakkabısıydı, kumaşıydı. En azından onlarla yaşam devam ediyordu ama şimdi maalesef yok. Yani var olan her şey satıldı. Hiçbir şey kalmadı. Bundan sonra onun için düşüncelerim daha da korkutuyor. Yani şu anda gelen kim olursa olsun hiç önemli değil. Ama düzlüğe çıkmamız bayağı bir zaman alacak. %70-%80 olarak öğrenci arkadaşlarım da hani çoğu ihtiyacını karşılayamıyorlar. Yani sınava hazırlanmak için test kitapları olsun. İşte ne bileyim. Genç olarak yapmak istediğimiz, böyle hobi olarak değerlendireceğimiz şeyleri yapamıyor duruma geliyoruz yani. Hani deprem falan da oldu ülkemizde. O yüzden hani eğitimle, eğer eğitim alsa hani büyük ihtimalle hani çok iyi yerlere gelecek olan arkadaşlarım hani ekonomik nedenlerden dolayı eğitim hakkını alamıyor ki bu bir hak yani, herkesin alabilmesi lazım. Bu da yerine gelmeyince yani ülkemiz zaten kötü bir yöne gidiyor. Bu da böyle olunca hani daha kötü bir akışa doğru gidiyor. Çok da bir şey istemiyoruz. Sadece şu anki durumumuz daha iyi olsun istiyoruz. Hani her şey çok pahalı. Bu fiyatlar yaklaşık 4 sene öncesine dönse kimsenin bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Hani o da en iyi ihtimalle 4 sene önceki hali. Ya, Türkiye'deki eğitim sistemi bence gerçekten yani tamamen değişmesi gerekiyor. Çok... Yani ne kadar mantıklı bilmiyorum. Direkt şöyle özetleyebiliriz. Bence Türkiye'deki eğitim sisteminde bir balığa ağaca tırmanmayı öğretiyorlar yani. İnsanlar test kitabı bile alamıyor gerçekten. Fotoğraftan, telefondan yapmaya çalışıyorlar. Hiç verimli değil bence. İnsanlar istediği hayatı, istediği gençliği, istediği gibi sınava çalışmayı bile yapamıyor yani şu anki. Arazileri, tarım arazileri dairelere çevirirler, evlere çevirirler. Tarım olmadığı için, yapılamadığı için... Her şey ihracat oldu. Mesela diyelim burada her şeyin en iyisi yurt dışına gidiyor. Çarık çürük olan şeyler Türkiye'de kalıyor. O da nasıl oluyor? 10 katına fazla satılıyor garibana, yoksula. Vallahi geçim yok, yani yok, zor. Ülkede ayrımcılığın olmamasını istiyorum. Bölücülüğün olmamasını istiyorum. Hani siyasiye ben girmek istemiyorum ama böyle Kürtlere yapılan haksızlıktan dolayı da çok rahatsız oluyorum. Şimdiye kadar ben Erdoğan'a veriyordum. Şimdiden sonra vermeyeceğim. Niye vermeyeceğim? Ayrımcılık ve bölücülük olduğu için bu şeyde Kürtler kullanılıyor. Ama dili, dini yasaktır. Kürtçe konuşamazsın, levha asamazsın. Ama savaştır, yoksulluktur. Mesela sevgili yurttaşlarım, arkadaşlarım diyorsun. Nasıl oluyor? Sen bunu ayrı yapıyorsun, bana ayrı yapıyorsun. Ben sana şimdi nasıl oyumu vereyim? Şimdiye kadar veriyordum, hata yaptım. Evet. Yollar yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Allah razı olsun ama yaptığı kadar da batırdı. Yani bir yaptığı kadar da batırdı ha. Yani eşit oldu. Yaptı 10 katı da battı gitti yani. Ülke ne halde görmüyor musun ya? Marketlere giremiyor. Bir soğan 25 olur mu ya? Et fiyatına ya. Et fiyat. Ciğer, tavuk ciğeri olmuş 60-70 milyon ya. Şeyle birlikte eşit olmuş ya. Butla birlikte eşit olmuş ya. Alamıyoruz ha. Canım ciğer istiyor, ciğer alamıyorum. Tavuk ciğeri alamıyoruz. Thank you.
şampuan almak.